Ve efendim araştırmalar seçim sattığım haline girilsin girilmesin, ekonomi konusundaki sorular, buna getirilen yanıtlar ve partilerin oy oranları. Metropol'ün son araştırmasına gideceğiz şimdi. Günün en çok konuşulan haberi oldu. Zira bu pazar seçim olsa, hem kararsızlar dağıtılmadan hem de kararsızlar dağıtılınca sonuçları ortaya koydu Metropol. Adalet ve Kalkınma Partisi kararsızlar dağıtılmadan %24,6 oranında şu anda. Kararsızlar dağıtılınca %32,9'a yükseliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kararsızlar dağıtılmadan 20, kararsızlar dağıtılınca %26,7 oranında çıkıyor. İyi Parti 9,7 kararsızlar dağıtılmadan, kararsızlar dağıtılınca %13 oranında. HDP 9,4 kararsızlar dağıtılmadan, dağıtılınca 12,6. Kararsızlar dağıtılmadan Milliyetçi Hareket Partisi %4,8, kararsızlar dağıtılınca %6,4. Geçelim yeni partilere örneğin Deva Partisi 2,3 oranında kararsızlar dağıtılmadan önce dağıtıldıktan sonra %3'ün üzeri %3,1 Saadet Partisi de 1,8'den 2,4. Peki ya kararsızlar? Metropole göre %11,3. Belki de son döneme ışık tutacak kapsamlı son araştırma geliyor ekranlara. Ekonomideki gidişat, seçim yasasındaki değişiklik, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye rolü. Gündemdeki bu gelişmeler seçim anketlerine de yansıdı. Metropol Araştırma Şirketi kurucusu ve yöneticisi Sencar Özer, sahadaki analizlerini Halk TV'de paylaştı. İktidar şu anda en zayıf dönemini yaşıyor. Oy gücü bakımından en zayıf döneminde. Dolayısıyla bu şekilde seçime girerse, Cumhurbaşkanlığı seçimini de parlamento seçimini de kaybedebilecek bir durumda. Özer AKP'nin oy oranının 6-7 aydır %24 bandında olduğuna dikkat çekti. Kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında bu oran %34'e çıkıyor dedi. Ancak kararsızların içerisinde de AK Parti kökenli 9 puanlık bir kitle var. Bu 9 puanlık kitlenin Yaklaşık 5 puanı, dört buçuk beş puanı Erdoğan'a kendisini yakın hissediyor. Diğer dört puanı Erdoğan'dan uzaklaşmış vaziyette. Özel AKP'nin bir yıldır yüzde yirmi altına düşmediğini söyledi. Güçlü bir direncin var olduğunu da ekledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin sergilediği tavrın AKP'ye bir kazanım sağladığını belirtti. Bu ay ilk Elimizdeki ilk verilere göre Erdoğan'ın ve e, AK Parti hükümetinin Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkilerde ara bulucu gibi uzlaştırıcı gibi bir görüntüsü var. E, bu AK Parti'ye yaramış durumda. AK Parti Mart ayı ölçümünde Şubat'a göre 2 puanlık bir artış göstermiş. Özere göre ekonomideki kötü tabloyu seçmene artık es geçiyor. Zamlara alıştı vatandaşlarımız, ekonominin bu kadar olumsuz etkilerine rağmen, Ak Parti en son yaptığımız ölçümde 24'e kadar inmişti kararsızlar dağıtılmadan. Bu kararsızlar dağıtıldığında oransal dağıtıldığında oyu 34 civarındaydı. Muhalefetin oy oranında fazla bir oynama yok. Muhalefetin seçimi kazanması için özel 3 madde sıraladı. Bu seçimin kaderini belirleyecek olan faktör, bir numaralı, iki numaralı, 3 numaralı faktör muhalefetin çıkaracağı başkan adayıdır. İkinci numaralı faktör muhalefetin sandıkları kontrol etme gücüdür. Ve efendim gelelim zam gerçeklerine. Ramazan ayı geliyor, sayılı günler kaldı. Çarşı pazarın yolu tutulur, hurmadan bakliyata, etten tavuğa hazırlık yapardı vatandaş. Şimdi Ramazan'la özdeşleşen ürünler, fiyat listesine bakıyorum bir yandan. En temel gıda ürünlerine dek öyle zamlar geldi ki artık zengin iftar sofralarında buluşmak artık imkansız ekmek olduğu için lira. Hadi bakın insan ekmeği yiyordu bol bol onu da yiyemeyecek bundan sonra. Pidel alacağız altı kağıt olmuş. Üzerine nereye de alıp yiyeceksin? Bir şey yiyemiyoruz ki ne yiyeceğiz? Ancak bir su içebiliriz. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Ancak ne marketlerde ne de çarşı pazarda alışmış olduğumuz hazırlık manzaraları var. Tasarruf için market market gezen tüketici Ramazan alışverişi bir yana günlük alışverişini bile yapmakta zorlanıyor artık. Günlük yemeğini bulursa buldu, bulamazsa haftalık yemek yahut da e, bir ay yemeğini nereden bulacağını hesabını çok zor yapıyor. Maaşı kendine yetmiyor ki. Fiyatların yana, yanaşamıyoruz, bakıyoruz. Ramazan alışverişi yapabildiniz mi peki? Ne gezer. <laughs> Ramazanı bırak, pazar alışverişini yapamadık. Fiyatlar yerinde durmuyor ki zaten. Market elemanları bir tanesi zaten e, reyonlardaki fiyatları zırt pırt zırt pırt değiştiriyor. Çeşit çeşit yemekler hazırlanır. insanlar sevdikleriyle birlikte otururdu iftar sofrasına. Şimdilerde zengin sofra kurmakta da hayal oldu. Türkiye bir Ramazan'ı daha pandemi koşullarında karşılayacak. Fakat bu kez salgın koşullarına bir de ekonomik zorluk eklendi. Dar gelirli neye elini atsa fiyatı cep yakıyor. Beslenemeyeceğiz herhalde yani. Kıt kanaat gideceğiz. O bol çeşit bir kere kesinlikle olmayacak. E i̇şte yumurta, ekmek e, bir şekilde geçineceğiz ya. Vatandaş iki yıldır kalabalık iftar sofralarından pandemi nedeniyle uzak kalmıştı. Bu yıl önlemler gevşetildi. Ancak kalabalık sofra kurmak yine mümkün görünmüyor. Çünkü geçtiğimiz yıla göre yalnızca bulgura ve nohuta yüzde yüzün üzerinde zam geldi. Eskiden hiç değilse çıkar yolumuz vardı. Mercimek falan yiyelim. Mercimek de pahalandı. Midemizi dolduracağız. Beslenemeyeceğiz sadece. Bu olacak. Ya bir kıvrıcık 20 lira olur mu ya bir kıvrıcık ya 20 lira çok zengindi onu o zamanları özlüyoruz ya gerçekten özlüyoruz ya her şeyin bir tadı var hiçbir şey kalmadı artık. Fiyatı cep yakanların başında Ramazan ayıyla özdeşleşmiş gıdalar var. Öyle ki geçtiğimiz yıla göre hurmaya %86, pideye %66, yüzde %50 zam geldi. 2020'den 2021 yılına geçildiğinde çaya %8, mercimeğe %45, kuru fasulyeye %21, kırmızı ete %10, ayçiçek yağına %59 ve pideye %33 zam gelmişti. 2022'ye gelindiğinde zamda fiyatlar katlandı. Çaya %70, mercimeğe %75, kuru fasulyeye %51, kırmızı ete %80, ayçiçek yağına %224 ve pideye %66 zam geldi. Yağ alamıyoruz ya. Ya alamıyoruz ya. Vatandaşın haline bakın. Pidelere nasıl ulaşacağız ki Allah aşkına? Pidelere falan bakamıyoruz. Vallahi bakamıyoruz. Eğer burada çadır açarlarsa çadıra gideceğiz. Açmazlarsa da yandık. Paranın değeri düşüyor. Şu yoksullaşan hayatlarımızı belgeli bir biçimde ortaya koymaya devam ediyoruz. Şubat ayı açlık yoksulluk sınırı. Bakın en düşük emekli maaşı 2500 lira. Açlık sınırı 4553 lira. Yoksulluk sınırı 15.140 lira. Türkiye gerçekleri rakamlı, belgeli, verili. Asgari ücret 4.253 lira ki nasıl bir fırtına koptu hatırlayın o günleri diyelim. Milyonlarca emekli açlığa mahkum en düşük emekli aylığını gördünüz. Açlık sınırının ne kadar altında neredeyse yarısı oranı. Daha böyle olunca emekli de ya borç içinde yaşıyor ya da hala iş arıyor. Türkiye'de 8 milyon emekli ya açlık sınırı ya da bunun altında bir maaşla geçim mücadelesi veriyor. Fiyatlar pahalı. Bir emekli için müthiş derecede pahalı yani. Yıl başında yapılan %25'lik zamla en düşük emekli aylığı 2500 lira oldu. Fakat daha 1 Ocak günü elektriğe ve doğalgaza gelen dev zamla maaş artışı gelmeden eridi bile. Türkiye Şubat ayında açlık sınırını 4553 lira, yoksulluk sınırını 15140 lira olarak açıkladı. Emekli açlık sınırının yarısındaki maaşla temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Markete gidiyoruz, market pahalı. Pazara gidiyoruz, pazar pahalı. Biz ne yapacağız? E Emekli aylık ne kadar verdiler hiç. Hal böyle olunca emekli ya borçlanıyor ya da çalışmak zorunda kalıyor. İşkur'un Şubat ayı kayıtlarına göre 50 yaş üstü 204.473 kişi iş kuyruğuna girdi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 157.201'di. Geçinemeyen emekli iş arıyor ama milyonlarca gencin işsiz olduğu ortamda bu seçenek de zor. Millet artık ete böyle vitrinden bakıyor. Yani yaşanacak gibi değil. Allah yardım etsin millete. Şimdi bir kanunumuz var. Tarım kanunu uygulanmadığı için destekler enflasyona ezdiriliyor. Bu basit hesapla bile bulunuyor, ortaya konuyor. Durmadan artan girdi maliyetleri şimdi üretimi verimsizleştiriyor. Verimsizleştirdiği gibi üreticiyi de borçlandırmaya devam ediyor. Ekonomik kriz, üzerine gelen pandemi gerçekleri Kredi, kredi, kredi düşük faizli olsa da geri ödemeler, borçlar ve belki de hacizlere kadar gidiyor. Şimdi üreticinin toplam borcu ortaya çıktı. 230